Milyonlarca çalışan yarın görüşülecek olan asgari ücret zammı toplantısından çıkacak sonucu merakla bekliyor. Peki Çanakkale'li vatandaşlar gelecek zam oranı ile ilgili ne düşünüyor? Detaylar haberimizde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belirlenmesi için Türk İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Aralık ayında 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Bilgin, yaptığı açıklamada asgari ücretli çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz, enflasyon tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız dedi. Temmuz ayında yapılan ara zamla brüt 6.471 lira, net 5.500 lira olarak belirlenen asgari ücrette yeni yıl zammını milyonlarca vatandaş merakla bekliyor. Peki Çanakkale'li vatandaşlar gelecek zam oranı ile ilgili ne düşünüyor? Yükselseler de bu millet sefaletten kurtulsa. Vallahi asgari ücret, yani enflasyon olmasın, asgari ücret de yükselmesin. Asgari ücret yükseliyor ama alım gücü azalıyor. Bu durumda asgari ücretlerin işi zor yani. Bu ne olabilir ki ya? Belli. Ne kadar zam yaparsa yapsınlar yani. Sonuçta yine olacak oluyor yani. Yani bugün zaten açlık sınırları 24 bin lira dendiği bir yerde. Kalksa 8 bin lira yapsalar ne olur? Yapmasalar ne olur yani? İnşallah güzel olur ama 7,5 liradan aşağı olmaması lazım. En az 8-7,5 lira o civarda olması gerekiyor bence. Beklentimiz %30 falan, %40 olması lazım. Ev kirasının 5 bin lira olduğu yerde asgari ücret 5 bin lira olsa ne olur, 10 bin lira olsa ne olur? Tahminime göre herhalde 7 falan olacak gibi. 7-8 civarı herhalde olacak. Yani en az 10 bin lira olması gerekiyor. En az 10-15 kağıt olması lazım yani. Yani. Ama zam yapılmasa daha iyi yani. Zam önemli lan, zam var. Yani şu anda 5,5'sa normalde bir 10 lira olması lazım. Çünkü her şeye, yağ, şekere zam geldiği için kurtarmıyor. İnsanlar geçinemiyor. Ev kiraları o hayli, 5 bin lira 1+1. 10 bin lira gelse 5 bin liraya, yani yine geçim sıkıntısı çekecek insanlar.